Herkese merhaba, kanalıma tekrar hoş geldiniz. Ben Merve Görgöz. Bugün birlikte evde ne bakımlar yapabiliriz onu öğreneceğiz. Aslında ben de bu evde bakımlar konusunda çok uzman değilim. Evdeki malzemelerle neler yapabiliriz vesaire bunlar konusunda çok bilgili değilim. O yüzden sizin için araştırdım. Beğendiklerimi ve aklıma yatanları birlikte yapmaya karar verdim. Hadi deneyelim. Bir adet peçetemiz var, bir yumurtanın beyazı ve bir fırça. Hadi başlayalım. Tamamen kurudu. Yani öyle umuyorum. Bunun kurumasını beklemek önemli. Şu an beni ciddiye alamadığınızı biliyorum ama yine de konuşacağım. Bunun kurumasını beklemek önemli çünkü yoksa parça parça çıkar. Kalıp gibi çıkıp her şeyi kaldırmasını istiyoruz. Yani siyah noktaları, beyaz noktaları vesaire. Hazır mıyız? Şimdi çıkardım. Pürüzsüzlük hissediyorum biraz ama bence daha gözenekli bir peçete kullanmam gerekiyordu. Dediğim gibi bu bakımları sizinle birlikte ben de denediğim için şöyle söyleyebilirim. Çok güzel olabilir fakat daha tuvalet kağıdı olabilir ya da kağıt havlu olabilir. Daha gözenekli, üzerine daha tutunabilecek bir şeyler olan peçeteleri kullanmaya çalışın. Çünkü benim kullandığım peçete çok pürüzsüz ve dümdüzdü, kağıt gibiydi. O yüzden tam gözeneklere oturmadığını düşünüyorum. Dediğim gibi o şekilde peçetelere çok daha güzel olacaktır. Bir dahakine ben de öyle deneyeceğim. Siz de öyle yapın. Malzemeler, bir adet maya, süt, bir tane karıştırmak için tabak ve tabii ki sürmek için bir fırçaya ihtiyacımız var. Mayadan bir miktar koydum, hepsini koymuyorum. Biraz süt ilave ediyorum ve karıştıracağım. Resmen şu an hamur olmaya başladı, inanamıyorum. Bildiğin hamur oldu yani. Hani biraz un ekle, şu an ekmek yaparsın. Zaten dokusundan da belli oluyordur. Bir ekmek hamuru dokusu şu anda. Çok az sulandıracağım çünkü biraz kurudu. Göz çevrenize getirmiyorsunuz. Yani göz altlarınıza getirmiyorsunuz. Zaten bütün maskeler de öyledir. Maskem kururken kendime güzel bir bitki çayı hazırlıyorum. Bitki çayında zencefil, limon ve ıhlamur kullandım. Önce çayımın içine hepsini koyup demliyorum. Şimdi bunları da üzerine tekrar ilave etmek için hazırladım ve kaynamasını bekliyoruz. Çayımın keyfini çıkartırken aynı zamanda biraz sosyal medyada geziniyorum ve maskemin kurumasını bekliyorum. Bu maskenin amacı araştırdığım kadarıyla sivilceleri gidermek, lekeleri gidermek, açmak, kışıklıkları açmak ve cildi daha pürüzsüz bir hale getirmek. Bu maskeyi uyguladıktan sonra güneşe çıkmayın. Haftada bir veya iki defa kullanmak uygun olacaktır. Eğer çok aktif sivilceleriniz varsa bu maskenin sivilceleri önce arttırdığı söyleniyor. Bunu unutmayın. Nasıl hissettirdiğini söylemem gerekirse oldukça nemli hissediyorum şu anda. Normalde
Hangi maskeyi yaparsam yapayım mutlaka sonrasında kuruluk hissederim çünkü cildim kuru. Ama şu an cildim inanılmaz nemli hissediyorum. Poğaça gibi oldum Maya ile birlikte. Oldukça güzel. Yani tabii ki bu maskeyi birkaç hafta, birkaç ay kullanıp asıl sonucunu o zaman görmek gerekiyor. Ama şu an ilk sonucunu beğendim. Bende çok fazla kızarıklık vesaire yapmadı. Çok az hafif bir kabarma yaptı şuralarda ve şuralarda. Bakalım 1-2 saat sonra ne hale gelecek hiç bilmiyorum. Ama şu anki hissimi çok sevdim. Gerçekten pürüzsüz ve yumuşacık hissediyorum. Zeytinyağının içine bir miktar şeker koyuyorum ve karıştırıyorum. Şimdi bunu dudaklarıma ve ellerime uygulayacağım. Karışımdan bir miktar elimizi alıp dudağımıza yedirerek uyguluyoruz. Biraz peeling efekti yaratmak için hafifçe bastırıyoruz. Böylece ölü deriden rahatlıkla kurtulabiliyorsunuz. Ayrıca ellerimizde tırnak etleri için çok güzel bir karışım. Tırnak etlerini yumuşatıyor, fazla deriden kurtarıyor. Harika bir peeling diyebilirim. Dudaklarım gerçekten yumuşacık oldu. Bütün ölüler gitti ki ben dudaklarımı çok fazla yediğim için çok fazla üzerinde deri kanıtıları oluyor. Ve bunu gidermek için çok güzel doğal bir peeling. Ellerim de aynı şekilde yumuşacık oldu. Dokun. Nasıl? Zeytinyağı diyorum. Yumuşacık. Ama zeytinyağı kokmuyor kesinlikle. Şimdi bir adet muzumuz var. Muzu ne için kullanacağız? Dişlerimiz için kullanacağız. Muz kabuğunun dişleri beyazlattığını çok daha önce duymuştum zaten. Denemiştim, gerçekten güzel bir etkisi oluyor ama devamlı kullanmak lazım tabii ki. O zaman muzu soyuyorum. Aldım, hazır mısınız? Tadı da güzel. İyice böyle bastırarak, yani tabii ki de aşırı bastırmayın. Bunların sadece dişinize geçmesini sağlayın. Hadi başlayalım. Şu an belki ilk kullandığım için etkisini göremeyebilirsiniz. Ama şunu kesinlikle hissettim, dişteki lekeleri tamamen çıkartıyor. Dişimde daha önce diş fırçasıyla çıkmayan bazı lekeler çıktı, onu hissettim. Bence düzenli kullanımda kesinlikle etki edecek bir şey. O yüzden her gün kullanmaya çalışın. Bir muzun kabuğu tabii ki her gün bir tane muz yemiyor olabilirsiniz, sevmiyor olabilirsiniz ya da tercih etmiyor olabilirsiniz. Bir muzu yediğiniz zaman kabuğunu 3 gün falan kullanabilirsiniz diye düşünüyorum buzdolabında saklayarak. Şimdi birlikte bir tonik yapacağız. İçerisinde gül suyu, maden suyu ve bir de elma sirkesi var. Hepsini eşit oranda koyacağız. Pamukla cildimize uygulayacağız. Ve son olarak da bu opsiyonlu tabii ki. Eğer elinizde varsa bir jetrollerla da üzerinden geçerseniz çok güzel bir etki görebilirsiniz. Bu toniği isterseniz bir şişe yapabilirsiniz. Daha sonra da kullanabilirsiniz buzdolabına saklayarak. Yani bir kerelik yapmanıza gerek yok. Bir kere hazırlamak istiyorsanız daha büyük bir şişede yapabilirsiniz. Saç bakımı yapmak isteyenler, saçlarda benim en sevdiğim bakım Hindistan cevizi yağı ile bakım. İsterseniz aynı şekilde zeytinyağı da yapabilirsiniz. Ben Hindistan cevizi yağını genelde tercih ediyorum. Tüm saçıma güzelce uyguladıktan sonra yaklaşık 2-3 saat bekliyorum ve daha sonra yıkıyorum. Tüm bakımlarımızı yaptık ama şunu söylemek istiyorum. Bu ürünlerin hepsi doğal olsa da hepsine alerjiniz olabilir. O yüzden dikkat edin. Herhangi bir malzemeye alerjiniz varsa kullanmayın. Alerjiniz olduğunu bilmeye de bilirsiniz. Eğer daha önce bunlardan hiçbirini kullanmadıysanız baştan çok küçük bir bölgeye alerji testi yaparsanız sizin için çok daha iyi olur. Yoksa bütün yüzünüz kabarabilir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım siz de evde kendinize bol bol vakit ayırıyorsunuzdur. Başka video fikirleriniz varsa, başka bakım fikirleriniz varsa mutlaka yorumlara yazın. Videomu beğendiyseniz beğen tıklamayı unutmayın, beğenmediyseniz beğenmeyi tıklamayı unutmayın ve beni bilgilendirin bu konuda. Hepinizi kocaman öpüyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.